Lezzet yolculuğu bu hafta çiğ köfte ve kebabın başkentinde. Kurtuluş Savaşı'nda verdiği kahramanca mücadele sebebiyle şanlı ismini almış İbrahim Tatlıses, Nuri Sesi Güzel gibi üstadların, Kazancı Bedih gibi üstadların diyarı Şanlıurfa'da. Şanlıurfa'da acılı yemeklerin tadına bakacağız. Gezilesi görülesi yerleri size ifadelendireceğiz. Lezzet yolculuğumuz başlasın. Önce ekmeklerimi hazırlamam lazım. Çok az bir sürem var. Şimdi isot bana bakıyor, ben isota bakıyorum. Hadi olsun. Bir tane daha yiyin. Sağ ol. Tabii yiyin. Nasıl, tadı güzel mi? Çok güzel. Kazancı Bedi üstadımızı bilmeyen yoktur. Onun kıymetli oğlu Kazancı Naci Usta aramızda. Öne doğru itecen. O et ezilmeden çekilecek. Acemi kasap gözüne kaçan masal demişti. Son lokmadan sonra lezzet yolculuğu devam ediyor. Lezzet yolculuğu konuları anlatmaya ciğer yemeden başlamıyor. O da bir şey mi? Urfa'da hayat başlamıyor ciğer yemeden. Türkiye'deki en lezzetli ciğeri işin ustasından tadacağız. Bence kahvaltıda ciğer yiyince işler değişir. Koltuklarınıza kurulun. En lezzetli ciğerle bıçağımızı bileyerek anlatmaya başlıyoruz şimdi konularımızı. Önümüzde çok güzel ciğer var. Tabii ki koyun ciğeri. Kuzu ciğeri. Evet, kuzu ciğeri. Ciğerimiz burada. İşte kuzu ciğeri. Şimdi hakikaten kahvaltı kültürü farklı. Aynen, Urfa'ya. Kahvaltı kültürü ciğer burada. Evet. Biraz acı oluyor. Acı olmadan ciğer olmaz. Solukta görüyorsunuz, isottan duvar var. İsotsuz hayat olmaz Urfa'da. Urfalı hemşerilerimizin seslerinin güzelliğinin sebebi. Efendim, Urfa büyüktür, alınmaz. Dibi mermerdir, delinmez. Urfa'nın ciğeri hiçbir yerde bulunmaz diyoruz ve ciğerimizden bahsetmeye başlıyoruz. Kuzu ciğeri olacak. Dana aynen, ciğeri değil. Aynen, Urfa'lı hemşerilerimiz diyor ki dana ciğerinden yahni yapılır. Yani kuzu ciğeri olması aynen lazım. Sinirsiz, güzel, temizlenmiş ama biraz daha Urfa'daki usul küçük küçük doğranmış. Şimdi Gaziantep'te farklı doğruyorlar. Evet, başka yerlerimizde evet farklı doğruyorlar. Ama buradaki tike mi deniyor ona? Tike diyoruz evet. Tikeler daha küçük. Yani şey gibi değil, kesme şeker büyüklüğünde değil. Evet. Daha ufak. Ve her şişte 3 tane en az kuyruk yağ olması lazım. Doğru mu? Aynen öyle. Tamam, biz başlıyoruz ciğerimizi işlemeye. Şimdi küçük küçük doğruyoruz ciğerlerimizi. Önceden zarı var mı bunun? Ayıklanıyor mu? Kuzu ciğerinde zar olur mu? Kuzu ciğerindeki zarf çok fazla bir şey yapmaz. Çok incedir, onu almaya da gerek yok. Yani onun, dana ciğeri gibi değil. Değil. Alınmasa da olur. Çok alınmasa incecik. Da, alınmasa da olur fakat alırsa kuzu ciğeri zaten taze olduğu için daha olur, şişte durmaz. Onu da toparlıyor. Tabii tabii, o toparlama yapıyor şişte. Izgarada şeyde, evet, mangalda aynen toparlıyor. Şimdi hazırlaması çok önemli. Şişe dizmesi ustalık gerektiriyor. Buradaki ciğer çok ufak kuşbaşı doğrandığı için onları buraya geçirmek benim gibi bir adam için oldukça zor. Birazdan Mehmet Usta onları geçirecek şişe, kuyrukları, kuyruk yağlarını araya dizecek. Sonra ocağa göndereceğiz. Peki ocağa göndermeden önce ne var? Bir işlem daha var. Tamamı isotla kaplanıyor. Acı yetmezse soldaki duvar devreye giriyor. Diğer isot duvarı. Acayip acı. Ondan sonra da ocağa gidiyor. Bakalım nasıl pişiriliyor birazdan. Yapması zor.
İki, pişirmesi. Nasıl pişirmeliyiz ciğeri? Böyle çok pişmemesi gerekiyor. Hemen tabii. Hızlı olan bir şey. Kuzu ciğeri ateşe çok fazla dayanmasın. Yani onu biraz soluk alacak. Kuzu ciğeri... Çok kurutmamak lazım. Evet, tabii. Ne kadar, ne kadar vakitte kalacak mangalda? Yani ocakta. Ocakta çok fazla kalmıyor. Yani 5 dakikada pişiyor. Bunlar ocağa gidiyor, ben de vakit kazanmaya gidiyorum. Önce ekmeklerimi hazırlamam lazım. Çok az bir sürem var. Mehmet Usta'ya teşekkür ediyoruz. Masamıza geçiyoruz. Bakalım ciğer nasıl pişiyor? Lezzet Yolculuğu ekibi de o ciğeri nasıl tüketiyor? Başkentinde ustasının elinden ciğer yemek. Durumumuz çok iyi. Pek keyifli. Masa süper. Her şey var. Şimdi ben hazırlıklara başlayacağım demiştim. Hazırlıkları hemen naneyle dolduruyorsunuz. Biraz sosundan ilave ediyorsunuz. Biraz terbiyeli soğan şöyle elinizle. Elinize ulaştırmanız gerekiyor. Şimdi isot bana bakıyor, ben isota bakıyorum. Hadi olsun. Hemen böyle ayırtıyorsunuz. Şimdi soğutmadan ciğer. Anlatırken ağzım sulanıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Ciğerlerimizi de dürümümüzün içine, açık ekmek diyorlar burada. Açık ekmeğimizin içine döşüyoruz. Katlıyorsunuz, mideyi indiriyorsunuz. Usul bu. Lezzet Yolculuğu ciğerin başkentinde, Şanlıurfa'mızda ciğerin tadına baktı. Şimdi sırada Urfa'mızın diğer lezzetleri var. Ben şu yangını söndüreyim. Bir tane daha yiyeyim. Sağ ol. Tabii. Sağ ol. Nasıl, tadı güzel mi? Çok güzel. İştahımı açıyorum. İştahını açıyorsun. Urfa merkezdeyiz. Fıstık kebabı yapacağız. Yeter mi? Yetmez dedi Davut Usta. Bir tane de domatesli kebap patlatalım dedi ortaya. Dedim yeter mi bu sefer ben? Yetmez dedi. Bir tane de şıllık tatlısı hazırlayalım. Şıllık meşhur Urfa'mızın tatlısı. Taş ekmeği de diyorlar. Bu farklı yerlerde farklı isimleri var. Ama orijinali burada. Lezzetlisi burada. Nasılsın Davut Usta? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Urfa'ya gelince yemek kültürü çok zengin. Evet. Neyi anlatacağımızı şaşırıyoruz. O kadar fazla, o kadar lezzetli ki yemekler. Ve insanın böyle gözleri böyle dönüyor artık yemeklerden. Şimdi sırada fıstık kebabıyla domates kebabı var. Gerçekten bu kadar fıstığı atacak mıyız biz? Evet. Malzemelerimizi söyleyelim. Fıstık kebabımız için etimiz ne olacak? Etimiz kuzunun kaburga kısmı. Biraz hafif yağlı olur. Sadece kaburga eti, evet, kullanıyorum. Başka bir et kullanılmıyor. Azıcık da kuzu butundan takviye edeceğiz. Ha. Evet. Maksat. Yani eti de var takviye. Yine budundan da biraz takviye var. Ama %20-30'u evet. Budu. İsot kullanacak mıyız? İsot hayır. En sonda kebabın yanında. Sunumda. Tavan kenarına koyarız. Fıstığımız var. Malzemelerimiz bu kadar. Evet. Çok malzeme gerekmiyor. Sadece tuz göndereceğiz anladığım kadarıyla. Evet. Biz hazırlamaya başlıyoruz. Zırh mı gerekiyor? Evet. Orijinal zırh. Dövülmüş. Evet. Zırhın hası burada. Etimizi zırhlıyoruz. Kaburga etiyle budu karıştırıyoruz. Ardından evet. Tuzluyoruz. Sonra bakalım neler olacak. Müzik
kıyma hazır. Kıymamız bitti. Şimdi malzemenin bir kısmını domatesli kebabımız için ayırıyoruz. Diğer kısmını fıstıklı kebap için devam ediyoruz. Evet, aynen. Şöyle ayırayım bunu. Malzememizin bir kısmını ayırdık. Domatesli kebap için. Ve şimdi fıstıklı kebabımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Kıymamız hazır. Fıstığımızla beraber yoğurduk. Şimdi şişlere kalın dört köşe şişlere saplıyoruz. Şişlerimizi saplıyoruz. Bu artık mangalı boylayacak. Evet. Ateşe gidecek. Şimdi bundan sonra sırada domatesli kebabımız var. Sırada Davut Usta'mızla hazırlayacağımız domatesli kebap var. Yani ikisi de çok güzel. Sadece biraz önce kullandığımız, zırladığımız kuzu etinden, kaburgadan ve buttan yapılıyor. Yanında bakalım neler olacak onu merak ediyorum şimdiden ama şu domates kebabı bir hazırlayalım. Evet. Domatesler burada usta. Buyurun. Kıymamız zaten hazır. Hepsini doğrayacak mıyız? Hemen hemen. Yani yettiği kadar doğrayacağız. Domateslerimizi doğruyoruz. Kıymamızın aralarına serpiştiriyoruz. Bir kıyma, bir domates, bir kıyma, bir domates şeklinde. Ve şu kadar kâfi. Ocağa göndermek için şişe saplıyoruz. Bu sefer ben de deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Eserimle gurur duyuyorum sayende. Şişler hazır. Sırada bir de tatlımız olacak. Tamam bunları pişireceğiz ama şıllık tatlısı. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Bizler acaba yapabilir miyiz evlerimizde? Birazdan görüyoruz. Kaldı. Bu yemeklerin delisi olacağız Urfa'da. Urfa'daki yemekler çok lezzetli. Tatlılar da bir o kadar öyle. Elazığlı hemşerilerimizin taş ekmeği dediği, Diyarbakırlı hemşerilerimizin avke dediği, Urfa'da da ismi şıllık olan o lezzetli tatlıyı hazırlayacağız Davut Usta'yla. Süzgecimiz var. Evet. Malzemelerimizi söyleyelim izleyicilerimize önce. Şıllık tatlısı için iki adet yumurtamız var. Akıyla beraber evet. Yumurtamız var. Un, hı-hı, süt, azıcık da su ilave edeceğiz. Kıvamını tutturduktan sonra süzeceğiz. Tamamdır. Bu kadar. Evet, tavada. Acaba nasıl pişecek? Evet, tavada hafiften kızartacağız. Aşağıda da tepsiye koyup üzerine şırasını, cevizini falan döktükten sonra yenmeye hazır. Hafif bir tatlı. O zaman yapalım. Yapalım. Karşınızda şıllık tatlısı. Önce hamurunu hazırlayacağız. Evet, unumuzu koyuyoruz. Biraz sıvı, akışkan olacak, krep gibi. Ama onu süzeceğiz. Hiç içinde tortu kalmayacak. İşlemlere devam ediyoruz. Şıllık hamurumuz hazır. Bir de yanında kuyruk yağı görüyoruz. Bu ne için? Bu tavanın içine sürmeye yarıyor. Yani yapışmasın diye. Normal yağ kullanılmıyor. Yok, o kullanılması hayır. Gerekiyor. Evet. Biraz da tat verecek. Evet, hafif. O zaman kızdırdığımız tavamızın tabanını kuyruk yağıyla yağlıyoruz. Evet. Yapışmaması. Evet. Şimdi hamurumuzu gönderiyoruz. Yani krep yapıyoruz şu an. Pişiyor. Çeviriyoruz. Evet. Bu işlemlere devam ediyoruz. Ondan sonra doldurma meselesi ve son şekli var. Birazdan. Sonuncu krep de gitti. Şimdi dolduruyoruz. Şeklini veriyoruz.
tabana döşedik. Üzerine cevizi bol serpti. Üzerine tekrar kreple kapatacak. Sonra şerbeti var. Sonra kendisiyle masada ufak bir işimiz var. Tadına bakacağız. Davut ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Fıstık kebap için, domatesli kebap için ve şıllık tatlısı için. Ben masaya doğru gidiyorum. Hazırlıklar devam ediyor. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Tekrar bekleriz. Sağlık. Üstadlarımızı bütün Türkiye alkışlıyor. Tüm saz üstadlarımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. İmam Ergin abimize, değerli üstadlarımız ama öyle bir abimiz var ki aramızda, saygı duyuyoruz. Urfa türküleri ve Urfa halk kültürünün sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada sevilmesine ve tanınmasına vesile olan Kazancı Bedi üstadımızı bilmeyen yoktur. Türkiye ve dünyada saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Onun kıymetli oğlu Kazancı Naci Usta aramızda. Naci abi nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederiz. Sizler sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Öyle bir kaynaktan beslendiniz ki, evet. Biz de heyecanlanıyoruz tabii. Bu işin hakikaten aslı bu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Bu ziyafette davetimizi geri çevirmediniz, kırmadınız bizi. Teşekkür ediyoruz. Bu güzel Türk için de tabii teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Türkülerin beşiği Urfa'mız. Yemeklerimizin tadına bakacağız. Size bir tane daha, hatta belki iki. Belli olmaz, belli olmaz. Türküler bitmez Urfa'da. Güzel hediyelerimiz olacak. Şimdi döktürmüş. Naci abi, bu Davut abi döktürmüş gördüğün gibi yine. Hadi. Domates kebabımız hazır. Domatesli kebap, fıstıklı kebap, şıllık hazırlandı. Çok güzel. Denemeye başlayacağız. Urfa'nın. Nereden başlasak? Biraz Naci abi. Evet. Çok zor durumdayım Naci abi. Tutamıyor musunuz kendini? Olmuyor. Urfa. Ben şu fıstıktan başlayayım, fıstık kebap. Başla abi. Hepsi birbirinden güzel. Gerçekten. Söylemeye ne hacet efendim. Urfa'nın kebapları bir numara. Çok lezzetli. Çok güzel hazırlıyor ustalar. Ellerine çok yakışıyor. Sağ olsunlar. Bize afiyet olsun. Yemeyenler de inşallah nasip olsun. Biz ziyafete devam edeceğiz. Ama önce türkü ziyafeti. Urfa'mızın en güzel türkülerinden bir tanesini okuyacağız ki rahmetli Kazancı Bedi o türküyle biz daha fazla hatırlıyoruz. Evet. Nemrud'un kızı. Ama öncesinde bir sürpriz olabilir Naci abiden. You
söndün, asıl beladır bırakıp gitsin. Bu ne devrandır, dünya gözümde Kerbeladır. Allah'tan çevresindeki çekiç darbelerini takip ederek geliyorsunuz tarihi çarşılara, bu manzarayla karşılaşıyorsunuz. Eskiden her şey bakır kablarda pişermiş, sunulurmuş. Bir dönem tabii bu popülaritesini kaybetmiş ama bugün tekrar kıymeti anlaşıldı. Onda pişen yemek daha lezzetli, ondaki sunumlar daha hoş. Tarihi çarşıda çekiçlerin tonu değişti. Acaba burada ne oluyor? Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsınız abi? İyi misiniz? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hamdolsun. Ne yapıyorsunuz burada? Bu bir tülahi olacak. Bunu yiyeyim. Nasıl yani? Bu buna mı dönüşecek? Ha. Nasıl yapacaksınız onu? Bu böyle... Bakayım ona. Bak. Allah Allah. Kana kana içtiğiniz şerbetlerin, ayranların, suların koyulduğu bu güzel bakır sürahiler bu işlemlerden geçiyormuş. Bu tek parçadır. Lahm yok, kaynak yok, yekpare bu. Bak böyle evet, sıkışacağım. Şu altı. Böyle sıkışacağım. Ondan sonra ne bileyim yani bir haftalık işçilik var bunda. Yekpare bakır. İşçilik dediğiniz böyle olur işte. Dövmeye devam ediyoruz. Çarşıyı da gezmeye devam ediyoruz. Şimdi baharatlardan bahsetmek lazım. Baharatlar önemli. Urfa'nın meşhur çiğ köftesinde Urfa'da ne yapılıyorsa terbiyeli et, terbiyesiz et, ciğer yani kullanılan bütün baharat çok özel. Bizim meşhur biberimiz şunlardır. İsot. Evet, şu hem yemeklik hem köftelik. Şu sade çiğ köftelik. Hangisi acı? Üçü de acıdır. Mideye dokunmaz. 3 yıl kalsa bozulmaz. Şu da bizim, siz salça diyorsunuz, biz reçel diyoruz. Ne? Reçel. Reçel dediğin şekerli olur. Evet, kahvaltıda yumurta kırıyoruz buna. Bunu mu? Tabii tereyağında yağda kavur. Biber mi? Tabii biber reçel. Biz reçel diyoruz. Siz yemekler o kadar acı ki salça burada acı salça bile reçel niyetine yeniyor. Evet. Ekmeğe sürülüyor. Kuru patlıcanlar, bamyalar, evet. Burada yine dolmalar, kabaklar. Hepsi organiktir. Hepsi birbirinden güzel. Ellerinize sağlık. Başım gözüm. Bunu alan, yapan ustanın da hanımefendinin de eline sağlık. Öyle olsun. Urfa'nın yemekleri işte bu sebeple güzel. Afiyet olsun. Etrafında turlarken iki geleneksel lezzetimizi keşfettik. Size de anlatacak şimdi. Biri tepsi kebabı. Diğeri de haşhaş kebabı. Haşhaşlı değil. Haşhaş kebabı. Yani zannettiğiniz gibi içinde haşhaş yok. Afyon'daki haşhaştan aynen, yok. Evet. İsmi öyle. Haşhaş kebabı. Tanıştırayım. Ömer ustamız, Ömer abimiz bu iki yemeği bize anlatacak. Nasılsınız Ömer abi? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle Şanlıurfa'mıza. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Tepsi kebabını çok seviyor Şanlıurfa'lı hemşehrimiz. Tabii. Tepsi kebabımız Şanlıurfa'ya has yöresel bir yemeğimizdir. Çok lezzetli. Sadece kaburgadan yapıldığını kuzu duydum. Kaburgadan yaparız. Doğrudur. Aynen. O kadar. Evet. Biraz yağlı olması gerekiyor. Tabii yani ki. Kuzunun bir yaşına gelmesi gerekiyor. Tabii. Bir yaşına gelmiş kuzu kaburgası yeterli bizim için. Aynen. İki yemeğimizde de iki kebabımızda da aynı şey mi? Aynı et kullanılacak. Doğrudur. Zırhlayacağız. Zırhlayacağız. Ondan sonra haşhaş kebabı ve tepsi kebabı yapacağız. Tepsi kebabını önce yapacağız galiba. Önce tepsi kebabı yapacağız. Arkasına haşhaş kebabımızı yapacağız. Ve servise sunacağız. Peki tepsi kebabında nelerimiz olacak? Tepsimiz burada.
meşhur tepsi burada. Evet. Bunu da hazırlayacağız. Evet, aynen. Bunun patlıcan var. Patlıcan var ve et var. Et bu kadar. Başka bir şey yok. Şimdi önce tepsi kebabı var. İsterseniz onu hazırlayalım. Çünkü evet, bayağı et hazırlayacağız. Ömer Usta'nın şimdiden eline sağlık. Teşekkür ederim. Arada yardım edebilirim. Tamam. Ömer abi. Tamam. Etlerimizi hazırlayalım. Çekiyoruz şimdi. Şuradan tutacağız. Buradan öne doğru iteceksin. O et ezilmeden çekilecek. Kıyma olacak. Galiba oluyor. İdare eder. Fena değil. Evet. Acemi kasap gözüne kaçar masat demişler. Çok bulaşmamak lazım. Şu an izliyorum. Zırh işlemi tamam galiba usta. Evet evet. Şimdi tuzunu mu göndereceğiz? Şimdi tuzunu göndereceğiz. Buyur usta. Ondan sonra işlemine geçeceğiz. Tuzu da gitti. Biraz daha hazırlıyoruz ki tuz iyice işlesin, evet, etimize. Doğrudur. Et tamam. Şimdi etimizin haşhaş kebabı için biraz ayıracağız. Yeter mi bu kadar? Bu kadar yeterli. Bu haşhaş kebabı. Bu haşhaş kebabı olacak. Bu da tepsi kebabı olacak. Bu da tepsi kebabımız olacak. Şimdi patlıcanlarla biraz işim var galiba. Doğramamız mı gerekiyor bütün patlıcanları? Hayır, doğramamız gerekiyor. Şu patlıcanları hemen masamızı ayarlayıp birazdan doğruyoruz. Tepsimizi diziyoruz ve fırına gönderiyoruz. Evet. Ardından haşhaş kebabı. Haşhaş kebabı yapıyoruz. Haşhaş kebabımız var. Haşhaş kebabı kolay. İncelik, güzel bir kuzu eti kaburgadan olacak. İyi zırhlanacak. Hiçbir şey katıştırılmayacak. Ama şişe iyi saplanacak. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Ömer abi anlatıyor şimdi. Bir görelim. Bir görelim. Şişler biraz çelik ve yani dörtgen kalın. Evet. Bol kepçe mi oluyor Ömer abi böyle? Hayır hayır, bol kepçe değil. Bu az kepçe mi oluyor sizde? Bu normal kepçe. Bol da değil, az. Bu bizim İstanbul'da iki kişilik porsiyon olur mu? Doğrudur. Değil mi? Bu biraz tabii fazla İstanbul'a göre. Evet, bu şekilde hazırlanıyor ve mangala gidiyor. Ustam, ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ustamızın hazırladığı tepsi kebabı önümüzde. Hemen yanında haşhaş kebabı var. Bir de burada şıllık tatlısı var. Farklı farklı sunuluyor bunlar. Tepside de sunuluyor, kesiliyor börek gibi. Bu şekilde beyti gibi de dürüm yapılıp kesiliyor. Tepsi kebabı inanılmaz seviliyor. Sadece Urfa'da değil, Türkiye'nin neresinde olursa olsun Urfalı hemşerilerimiz yaşadığı her yerde mutlaka bolca tüketiyorlar bu kebabı. Ama çok iştah açıcı. Gerçekten Urfalı hemşerilerimiz kebapta bir numara. Ellerine sağlık ustamızın. Son lokmadan sonra lezzet yolculuğu devam ediyor. Urfa.
Urfa merkezde birbirinden güzel 3 farklı yemek hazırlayacağız. Dillere destan borani. Yeter mi? Yetmez. Ardından bir de ağız açık. Yine yetmez. Peynirli un helvası. Tatlı tamam. Ama yemeklerden biri var ki... Şu malzemeyi size göstereyim, hiç normal değil. Masa yetmemiş neredeyse yani. Bir masada ekleyecekmişiz malzemelere. Evet. Mehmet Usta ocağı da yakmış önceden. Bu hazırlıkların hepsi şu an borani için. Ardından ağız açık yapacağız. Teşekkür ediyorum. Nasılsın Mehmet Usta, iyi misiniz? Sağ ol, çok şükür. Hamdolsun. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Şükürler olsun. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Bu pazı... Olmazsa olmaz mı bu yemek? Pazı, pancar kökü. Evet, olmazsa olmaz. Olmazsa olmazlardan. Başka bir ot kullanamıyoruz yani, bitki hiçbir şey yok. Kullanamıyoruz. Tadı veren bu. Tadı veren o. O zaman malzeme listemizi sayalım. Oldukça fazla. Başlıyoruz en baştan. Börülcemiz var. Evet. Haşlanmış nohut. Evet. Kuzu etimiz yağsız. Kuşbaşı da öğrenmiş. Kuşbaşı. Soğan, tereyağı, 7 çeşit baharatımız var. Tuz ve bu da yuvarlağı için... Bulgur. Bulgur köftesi. İnce bulgur. İnce var. Bulgur. Ve başlıyoruz yemeği hazırlamaya. Ocağımız yanıyor. Odunu attık altına. Peki bu kadar malzemeden acaba ilk olarak hangisiyle başlıyoruz? Önce tabii tereyağı ve soğanı etle kavurup başlayalım. Mehmet ustam soğanları kavurdu. Ardından etleri de kavurdu. Sırada et suyu var. Şimdi onu gönderiyoruz. Bu et suyundan en az 1 saat, 1,5 saat kaynaması lazım. 1,5 saat dedi. 1,5 saat bir burada yani kaynayacak bu burada. Bu 1 saat en az 1 saat, 1,5 saat kaynayacak. Ondan sonra haşlanmış ürünlerimizi içine dökeceğiz. Baharatını, tuzunu ayarlayıp ondan sonra yine 1 saat daha kaynaması lazım. 2,5 saat. 2,5 saat bulacak. Bayağı işimiz var. Bir yere ayrılmayın. Lütfen, lütfen. Güceniriz. Hiçbir yere ayrılmayın. Biz o işi hızlandırırız şimdi. Siz rahat olun. Bu burada kaynıyor. Biz onu hızlandıracağız. Ama başka bir malzeme var hazırlanması gereken. O orada kaynaya dursun. Biz köftelerini hazırlayalım. Köftesi için malzemelerimiz nelerdir? Köfte için bulgurumuz var. Dövülmüş etimiz var. Kırmızı Urfa pulveri var. Bu baharat. Bunda ne baharatı? Bu karışım. Bu 7 karışım. Bize özel olan bir karışım. Urfa'da çok fazla. Urfa... Güneydoğu'daki illerimizde böyle çeşitliler, baharat karışımları çok fazla. Ve yağımız var, sıvı yağımız. Şimdi bulgurumuzla köftemizi hazırlıyoruz. Köfteler de hazırlandı. İçinde et bile var. Şimdi yuvarlıyor muyuz? Evet, şimdi yuvarlayacağız. Bakalım küçük mü? Onlar biraz bilir. Ufak değil mi? Bu şekilde hazırlanıyoruz. Sonra kızartıyoruz. Bu tamam. Bu da kaynadı artık 1,5 saattir. O da kaynadı. Üzerine diğer malzemeler eklenecek. Biraz daha kaynayacak. Ardından artık sunum şeklini göreceğiz. Değil mi? Evet. Tabakta buluşmaları var bunların. Acaba sarımsaklı yoğurttan beraber. Of. Az sonra göreceğiz onu. Ama şu ağız açık meselesini de bir çözelim bu yemeği de. Bakalım neymiş ağız açık. Birazdan. Sırada ağız açık var. Ağız açığında bir hayli fazla malzemesi varmış. Yine hamur kısmı var. Bir de kıyma, soğan gibi. Ağız açık için malzeme listemiz geliyor. Kıymamız var. Soğan var, un var, Urfa isodu var, salçamız var. Tuz ve 7 çeşit baharatımız var. Bu hamur için un, yumurta, tuz ve sütten yoğuruyoruz. Su yerine süt kullanıyoruz. Daha önce içini hazırlayacaksın galiba. Evet, önce kıymasını hazırlayalım, ondan sonra hamuruna geçelim. Tamam, önce içini hazırlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Ya da şöyle bir şey de var, hemen hamurunu yoğuralım, dinlenmeye lazım. Dinlensin mi hamuru? Hamurunu hemen yoğuralım, aradan çıkartalım. Önce hamuru yoğuruyoruz, sonra içini hazırlayacağız. Hamurlarımız
kebabımız hazır. Onlar biraz dinlenecek orada. Şimdi içini hazırlayacağız. Yağımız kızıyor. Hamurlar yeteri kadar dinlendi. İçimiz hazır. Şimdi hamurumuzu açacağız. Bunlar böyle hazırlıyoruz. Doğruca yağ mı gidiyor? Yağ kızardıktan sonra doğruca yağ. Yağ gidiyor, ondan sonra hazırlıyor. Servis hazır. Ardından tatlımızla dönüyoruz. Bunları kızartalım. Sırada peynirli un helvamız var. Urfa'mızın geleneksel tatlarından bir tanesi. Onu hazırlayacağız sizin için. Hemen malzemelerini paylaşalım sizinle. Sade yağ. Normal buğday unu, evet. Ve Urfa taze peynir. Taze ve tuzsuz. Taze ve tuzsuz olacak. Tuzsuz burada ne oluyor? Bu da şerbeti kaynıyor ayrıca. Birebir mi oranın? Evet, birebir. Burada tencerede hazırlayacağız. Tencerede en sonunda şerbeti dökeceğiz. Peyniri en sonunda bütün ürünlerine bırakıp beklemeye alacağız. Bitecek. O zaman başlayalım. Başlayalım. Önce yağımızı eritiyoruz, ardından unumuzu kavuruyoruz. Kavruldu. Rengi değişti. Şimdi sırada şerbetli peynir. Şerbetli peynir. Ben o şerbeti tutmaya cesaretim yok yine. Şerbeti gönderiyoruz. Şimdi un o şerbeti içine çekecek. Onun da bir kıvamı var. Onu da Mustafa Usta ayarlayacak. Ardından peynirleri gönderecek. Daha sonra ne olacak? Peynir helvamız da tabii ki hazırlanmış olacak. Mehmet ustamıza teşekkür ediyoruz. İki farklı yemeğimiz için geleneksel, bir de peynir tatlısı için. Unlu peynir tatlısı. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Şimdi sırada seni. Bunları denemek var. Evet. Çok güzel görünüyor hepsi de. Az sonra güzel bir masayla karşınızdayız inşallah. Hazır. Bayağı uzun sürdü Borani'yi hazırlamak. Ustamızın ellerine sağlık. Çok güzel görünüyor. Sunumda da enfes. Ağız açık yapmıştık. Onun arkadaşları var aynı tabakta. Semsek var, ağzı yumuk var, içli köfte var. Peynirli un helvamız var. Önce Borani. Borani'nin tadına şöyle bakılıyor. Buradan biraz çıtır leblebiye dönüşmüş köftelerimizi şöyle döküyorsunuz. Üzerine sarımsaklı yoğurtla şöyle kar yağdırıyorsunuz. Kaşığı daldırıyorsunuz. Ustamızın ellerine sağlık. Borani müthiş olmuş. Yemesi bile çok keyifli. Ağız açık ve dostları şahane denenmesi lazım. Helvaya zaten söz yok. Efendim lezzet yolculuğu devam ediyor. Bakalım sırada neler var. Ömer yetim halasın, Ömer benim olasın.
alkışlıyor. Nefesinize sağlık, ellerinize sağlık. İbrahim Görgün abim ve bu güzel ekiple beraberiz. Sıra gecesindeyiz yani. Çiğ köfte olmazsa olmaz. İhsan ustam hazır mı malzeme? Hazırız abi. Bekle. Az sonra yardıma geliyorum. Yardımcım benim burada. Evet. Efendim, ses, saz ve sözün yer aldığı toplantı ve aktüelite meclisleridir sıra geceleri. Arifler söze gelir, çıraklar dize gelir. Şiirler de saza gelir bu güzel meclislerde. Çocuklar, gençler bu meclislerde adab-ı muaşere öğrenirler. Yani sosyal sorumluluğu çok fazladır, çok büyüktür tarihimizde. Şanlıurfa'mızda. Evet. Değerli abilerim bu işi çok güzel yapıyorlar. Eyvallah. Yüreklerine sağlık. Sağ olun. İhsan abimiz de çiğ köfte yapacağız. Havlu hazır, rahat olabilirsin İhsan. Evet. Havlu hazır. Yardımcı geldi. Şimdi iyi Urfa usulü güzel bir çiğ köftenin tarifini veriyoruz. Hazır olun. Hangi malzemeyi kullanmalıyım? Sen ilk önce dikkat etmen gereken isotur. Başka eti. Of. Sıfır yağsız, dana eti, çok ince çekilmiş soğan ve sarımsak. Orada ne var? Orada ne var? Orada bize buraya özgün 7 çeşit baharat var. Tarçın var, tuz ve salçamız var biraz. Malzemeler bu kadar. Bir de en son maydanoz ve nane. Bir de buzumuz var. Çok mu elin acıyor onun için mi bu? Yok, bunun buzun sebebi şu. Çiğ köftenin şişmemesi lazım. Bulgurun. Evet. Şeyin. Bulgurun şiştiği fazla... zaman evet. Yani dışarıda yediğimiz... Hadi ya amaç o şişirmek değil mi onu el ısıyla var? Yani köfte şişerse özelliğini kaybeder. Bulgurumuz da burada. Evet. Hazırlamaya başlıyor ustam. Bir taraftan köfteyi yoğuruyoruz. Azıcık başlayalım. Göreyim öleyim. Evet. Değil mi? Uygulamalı. Bakıyorum ben. Biraz yoğuralım. Ardından da türküler var. Güzel bir Urfa türküsü daha istiyoruz. İbrahim abimin kendi besteleri de var. Onlardan şöyle güzelinden şey vardı senin abi ya. Bazen böyle isot oluyordu hani o sevgili evet. O yar. Bazen hazır köfteyi yoğurmuş. Hazır köfte diyoruz. Hem isot hem isotsan hem şeker. Hem isot hem şeker. Nasıl oluyor? Yar bazen öyle olabiliyor. Evet olabiliyor. Olabiliyor maalesef. Olabiliyor evet. Sizin maalesef. De dengeniz bozulabiliyor. Yani hem onu söylüyoruz hem çiğ köfteyi yoğuruyoruz. Tavana değil damağa yapıştırıyoruz. Ne zaman? Birazdan, türküden sonra. İstersen dengine gözlerinin rengine bak istersen dengine ayar yazılmamış sarrafın mehengine sarrafın mehengine ayar yazılmamış sarrafın mehengine sarrafın mehengine kılıfır yerde biter sevene biri yeter kılıfır yerde sevene biri yeter nasıl anlasam seni hem isotsan hem şeker nasıl anlasam seni hem isotsan hem şeker 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 Benim 23 saat boyunca köfte yemem lazım, türkü söylemem lazım. Yarın yine aynı saatte Urfa'daki yolculuğumuz devam ediyor. Yine bekleriz, yine bekleriz. Buyurun gelin yarın, buyurun gelin. Hem isotsan hem şeker, 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 hem isotsan hem şeker.